Rabbim Habibinin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine bizleri nail eylesin. Tam itibaya muvaffak eylesin. Benim etkilendiğim nedir o? Yani bir insan dünyalık hani makam, mevki, şöhret ulaşılması gereken birçok saygınlık aleyhissalatü vesselam Efendimiz'de hepsini görüyoruz. Yani evlilik yapıyor. O bölgenin en seçkin insanıyla, en zenginiyle evleniyor. Kader-i ilahi. Fakat burada bize bir ders çıkıyor. Müstakillen konuşacak bir konu var. Devam ediyoruz. Bir insandaki hilkat olarak yaratılış, ne istiyorsan hepsi mütevazi bir şekilde, muvazene şeklinde yaratılmış. Başka saygınlık, bütün herkesin saygınlığını kazanmış. Başka itibar, herkesin itibarını kazanmış. Yani bir insan insani olarak haya, ar, vakar, şöhret, yetki, imkan, olanaklar hepsi var. 40 yaşına geliyor. Mevla Teala buyuruyor ki yerlerin göklerin sahibi benim. Evet ya Rabbim. Benim hükmüm budur. Bunu yapacaksınız, bunu yapmayacaksınız. Kabul ediyorum ya Rabbim. Senin kabul etmen yetmez. Ya bunu çevrendekilere söyleyeceksin. Çevresindekilere söylemeye başlayınca yüz binlerce insanın hepsi terk ediyor. Herkesi karşısına alıp Allah'ı memnun etmek işte o Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a mahsustur. Bir insan eşim ne der, çocuğum ne der, kardeşim ne der, yakınım ne der, patronum ne der, amir ne der, memleket ne der, eğitim ne der, öğretmen ne der, filanca ne der, bilanca ne der derken ölüm geldi erken Allah'ın dediği yok ortada. Mesele bu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıyacaksak buradan başlamamız lazım. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz kendisini ahkamın, Rabbimizin hükümlerini söylemeye başlayınca Allah'ın emri budur, ona uymamız gerekir, yasakları budur demeye başlayınca etrafındaki insanlar onu terk etti mi, terk etmedi mi? Cevap verin. Herkes terk ettiği halde ya bu millet beni terk etti, ben yalnız kaldım. Taşlandı, tard edildi, hakaret edildi. Söylediği halde taş atmaya kalkıştılar. Deve işkembelerinin üzerine attılar. Bastırdılar böyle. Fakat Resulullah Efendimiz'i biz nasıl anlayacağız? Rabbimizin hükümlerini söyleme hususunda herkesi karşısına aldığı, tek karşısına almadığı kişi kainatın sahibi olan Allah'tır. İşte biz bunu yapacağız. Bütün dünya karşımıza geçse bile biz Rabbimizin dediğinin yanında duracağız. Allah'ın emri budur. Emirleri budur, yasakları budur. Hemen ondan sonra başlar. Tamam da ortam da çağ da şurada bu. Devam et arkadaş. O senin kararın. Beni yaratan Allah bunları yaparsa sana cenneti vereceğim diyor. Sen ne diyorsun bana? Sen ne diyorsun bana? Dediğin bir şey var mı? Benim gibi bir acizsin. Dünden haberin yok, yarından haberin yok, yaşantıdan haberin yok. Damarında dolaştırdığımız kan bizim tasarrufumuzda değil. Biliyorsunuz günde kalp 4 ton kan pompalıyor. Karaciğer dediğimizde o kanı süzüyor. 4 ton. Bu kalp bu işlemi yapıyor. Yani sürekli kan pompalıyor. Niye? Beynin çalışsın, efendim vücudun hareket et. Özgürüm diyor. Neyin özgür ki senin? Özgürüm diyorsun. Ney sana ait ki? Sana ait olanı bir göster bana, ben öğreneyim bunu. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Habibim dediği, yani Allah için her şeyi karşısına alabiliyor. Rabbim sen memnun ol, gerisi önemli değil. Bunun göstergeleri, meseleyi bütün hale getirebilmek için, bunun göstergeleri yine İbrahim Aleyhisselam'ı görüyoruz. İbrahim Aleyhisselam'ın adı da Halil'dir. Ne demek o? Allah'ın dostu. Peki o nasıl elde ediyor? Bir aylık kucağında bebeği ve sarayda yetişmiş olan eşi Hacer annemizi Mevla buyuruyor ki ya İbrahim buyur beni seviyor musun? Seviyorum ya Rabbi. O zaman eşini kucağındaki bebeğiyle beraber çölün ortasında 1700 kilometre götür. Emreden Allah. Ne emrettiğini biliyor. Sana ne düşer? Tamam ya Rabbim deyip Allah'a akıl öğretmemek düşer. İbrahim Aleyhisselam bunu yaptı. İsmail Aleyhisselam'ı annesiyle beraber aldı. Su yok, yiyecek yok. Hadi bir çevrede bir şeyler olur. O bir anlarız. Ama aklın almayacağı bir iş. Su yok, yiyecek yok, ev yok, ortam yok, bir aylık bebek. Hadi iki tane yetişkin bıraksan birbirine yardımcı olurlar. En acziyet, hayat kültürünü bilen Sare annemiz olsa tabiatta yetişmiş. Hacer annemiz sarayda yetişmiş. Yani Allah emreden Allah. Burada neyi anlamamız gerekiyor? İbrahim Aleyhisselam sen bunu istiyorsan tamam ya Rabbim dedi. Hacer annemize de demedi ki ben seni buraya bırakacağım. Hacer annemizi oraya Kabe'nin karşısında bir kuru hurma vardı. Onun hurmanın dibinde oturdu ve bir iki günlük de su var. Bir kırba su, bir avuç hurma. İbrahim Aleyhisselam gerisin geriye dönecek. Hacer annemiz anladı. Burada ben kalacağım. Çünkü peygamberlerin durumunu da biliyor. Peygamber eşi. İbrahim Aleyhisselam'a dedi ki beni burada bırakacaksın anlaşılan. Evet dedi. Bir şey soracağım dedi. Bak burası önemli. Buyur. Bunu Allah mı emretti? İbrahim Aleyhisselam evet dedi. Ayrıntıyı bile söylemiyor. Hacer annemiz ne dedi biliyor musunuz?
Bütün insanlığa bunu duyurmak istedi. Hacer annemiz söylediği tek söz, gidebilirsin dedi. Allah istiyorsa o ne emrettiğini bilir. Allah'a akıl öğretmeyeceksin. Allah kızını koru diyor. E tamam da ben kızıma güveniyorum, 1000 kilometre öteye gönderiyor. Erkeklerin içerisinde şunlardır. İşte tamam da çağda, ortamda elinde yetkisi olsun, belgesi olsun, şuyu olsun, buyu olsun. Ar, haya, edep, helal, haram. Hiç yorum yapmayacağım, merak etmeyin. Buyurun devam et arkadaş. Sen Allah'a akıl öğretiyorsun. Sen Allah'a konuşuyorsun. Allah sana bir şey demiyor ki. Çünkü muhatap almıyorsun. İşte biz eğer Mevlüt Kandili'ni konuşacaksak, Allah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Habibim diyorsa bunun aslını anlamamız lazım. Ne bu? Kayıtsız şartsız, sorgulamadan, itirazsız emreden Allah ise tamam ya Rabbim. Hah, o zaman peygamberi bir iman olur, İbrahim'i bir teslimiyet, yani haliliyet olur, İsmail'i bir teslimiyet olur. Hacer annemiz gibi de Allah emrediyorsa o ne emrettiğini bilir, gidebilirsin. Allah beylere de hanımlara da bu kabiliyeti nasip eylesin. Bu hikaye değil ki. Burada bir gerçek var ortada. Bu akşam sizlere aktarmak istediğim bununla alakalı şöyle mütalalarda bulundum ve onların özetini sizinle paylaşıyorum. Arz etmek istediğim, hayatımızda Rabbimiz Celle Celal'in hükümlerinin önüne geçmeyelim ve sorgulamayalım. Allah böyle emrediyor ancak işte günümüz şu veya bu. Sen Allah'ın önüne geçtin, ahiretini kaybettin. Benden söylemesi. Eğer İbrahim Aleyhisselam ya Rabbim kucağında bebekle bir hanım çölde bırakılır mı? E bırakma. Yani ben bir bayanım, Hacer annemiz çölün ortasında, sen nasıl erkeksin, bir kadın bebeğiyle bırakılır mı? Doğru, bırakılmaz. Ama emreden Allah ya. Allah emrediyor bunu sana. Ve ne oldu? Hacer annemiz orada kalıyor. İbrahim Aleyhisselam bırakıyor. Bütün insanlar çöle giderken su ve yiyecek götürmek durumundalar. Dünyada sular bitecek. Kıyamete kadar Hacer annemizin, İsmail Aleyhisselam'ın çıkarttığı vesile oldukları o zemzem bitmeyecek. Ve insanlar çöle giderken su ve yiyecek götürmeleri gerekirken insanlar çöl misali oradan zemzemi ve oradan hurma taşıyorlar. Allah böyle bir Allah'tır. Allah gökten bereketli yağmurlar nasip eylesin. Amin. Tam teslimiyet.